Sosyal Medya Gündem kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde üniversite sınavında Mabel Matiz ile alakalı soru sorulmasıyla başladı. Önce kendi açıklamalarını okuyalım. Sevgili arkadaşlar, selam. Bugünkü YKS sınavında şarkılarımı konu alan sorulardan şimdi haberim oldu. Vallahi ne diyeyim, en az sizin kadar şaşırdım. Buna ek olarak sevindim de galiba. Ben ne bilmiyorum ama bu bir şey. Bu mevzuyu beni maziye götürdü. 17 sene önce bugünlerde ben de sizler gibi çok büyük benzer bir stresten geçiyordum. Üniversite sınavına girmiştim ama geleceğim ve yapmak istediklerim hakkında hiçbir fikrim yok. Mabel Matiz açıklamalarına devam ediyor. Lisenin son günlerinde anlık olarak heves ettiğim diş hekimliği fakültesini kazanıp sonra 5 sene lanet ede ede okuyup bir de üstüne 2 sene mesleğimi yaptım. Ama sonra öyle bir gün geldi ki iş sesimi duymazlıktan gelememeye başladım. İşte o zaman dış dünyanın bana dayattığı her şeyi tamamen anlamsızlaştı ve asıl olduğum şeyi ortaya çıkartmaya, söylemek istediklerimi söylemeye, özgür olmaya karar verdim. Sonrası malumunuz. Niye uzun uzun bunlardan bahsettim? Diyeceğim o ki bu hayat bir tane, o da sizin. Sizler biriciksiniz ve kendinizden başka kimseye hayat borcunuz yok. Neyi istiyorsanız onu yapın, o olun. İş sesiniz her daim biricik rehberiniz olsun. Zira hayatın sınavları bitmez. YKS biter, bir başkası gelir. Soru ise aslında bir tanedir. O hiç değişmez. Sen kimsin? Bu cevabı en iyi ve sadece siz bilin. Dilerim her şey güzel gönlünüzce olur. Dilerim hepiniz kendi hayatınızın sahibi olmanın mutluluğunu dibine kadar yaşarsınız. Yazdıklarınızı görüyorum ve kopuyorum. Ne diyeyim? Ağzınıza sağlık. Gün sizin, söz sizin. Çıkarın acısını, eğlenin. Hepinizi seviyorum. Sosyal mesafe önlemlerini dahilinde kucaklıyorum. YSK yazmıştı. Onu YKS olarak düzeltiyor. Sınav sonrası Mabel Matiz tebrikleri kabul ederken sınavdan bir süre sonra ÖSYM'nin konuyla alakalı soruşturma açtığı yönünde iddialar var ve bunun üzerine gelen eleştirilere Mabel Matiz Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Müziğimi yapmaya, hikayeler anlatmaya ve bu ülkenin bir parçası olmaya gönülden devam edeceğim. Bir başka sınavda görüşmek üzere. Hayatın sınavı da bitmez demiştim. Bir yoklamada buralar geldi şeklinde Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Sanatçıya Twitter üzerinden gelen açıklamaları şimdi hep beraber izleyelim. YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.